Ebru Şahin'e tek bir cümle söyleyeceğim. Kendi yazdıklarını hatırlasın. Basını suçlayarak mesleğinize mi saygınız yok, boş işlerle, boş haberlerle oyalanmayın gibi mesajlar veren yazılarını okumuştuk. Bugün değil, iki gün önce bizim ekibimiz çekti. Dün yayınladık. Kaçıyorlardı. Bir gün sonra da el ele pozları çıktı gazetelerde, çarşaf çarşaf. Ne oldu Ebru? Biz düne kadar yalancıydık. 24 saat sonra ne değişti de el ele poz verdiniz? Seviyorsanız mutlu olun. Bakalım bu ne kadar sürecek? Yaz aşkı mı, kısa mı, uzun mu? Ona siz karar verirsiniz. Ama ben daha fazla konuşmak istemiyorum aslında. Sevgili Tayyar çok güzel bir şeyler anlatmıştı ve linç edilmişti sosyal medyada. Ben Tayyar arkadaşıma bırakıyorum gerisini. Benim meslekte 38. yılım. Bugüne kadar da evladım gibi gördüğüm hiç kimsenin üstüne basarak meslekte kendime paye edinmedim. Bu da benim evladım yaşında bir kız. Ama velakin ben hayatım boyunca da, yani meslek hayatımda da yalancıları hiç affetmedim. Hem aynen, bana hem de kendisinin bulunduğu yerde olmasına vesile olan insanlara yalan söyleyen hiç kimseye tahammülüm yok. Aynen. 15 gün önceye dönelim. Bizim önümüze gazetelerde kendisinin dizisinin yayınlandığı kuruma ait gazetelerde dahil olmak üzere Oğuzhan Koç'la ilgili fotoğraflar çıktı. Ve Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri gündüz konuşurken dedi ki, ya fotoğrafa geniş açıdan bak, sen gazetecisin, yanlış yere bakıyorsun dedi. Nasıl yani abi dedim. Dedi ki, Cedi kızın etrafında pervane, aralarında bir şey var. Ya yok abi dedim, olur mu öyle şey? Ya abini yabana atma, ben yalan yanlış bir şey söylemem dedi. Ve hatırlarsanız programda iş döndü dolaştı, benim ona çapkın dediğim noktaya geldi. Bir şey mi biliyorsun dediğinde de dedim ki sana, konuşuruz. Ve ertesi günü, yani bizim bunu konuştuğumuzdan bir ya iki gün sonra Milliyet gazetesinden bir arkadaş Cedi Osman meselesini yazdı. Şimdi menajeri o günden beri açıyor telefon ve bana senaryolar okuyor. Hatta bu kızın kendisine ait bir proje olduğunu, bu projeye kendisinin yön verdiğini, eğer isterse işte onun gittiği restoranttan haberdar etmen falan, ve anlattı da anlattı. Çok sevdiğim bir kardeşimdir. Bir dakika, proje neyin projesi? Ebru Şahin onun bir projesiymiş. Öyle söyledi. Bilemiyorum projesinin ne olduğunu. Bana da ve geçen... şunu söyledi. Dedi ki, gittikleri mekan, yani gittiği restoran, Oğuzhan'la yemek yedi. Arkadaşımızın restoranı, ben istesem çektirirdim de onu yapardım da falan filan. Bu arada da kulak kabartıyorum oraya. Fakat bu süreç içinde tanımadığım, ipe sapa gelmez, yaşı 14'ten başlayıp 20'ye kadar yükselen ve Ebru Şahin'i kendi hayatlarının önün noktasına koymuş bir sürü işsiz yüzsüz, ölmüş anam dahil olmak üzere küfür kafir gittiler. 61 tanesi adalette. Allah'ın izniyle de çok net söylüyorum, ayaklarındaki dona kadar alacağım. Bunu bilsinler. Affedersem kanım aksın. Bu konuda büyük yeminim var. Ama yattım kulağımın üzerine. Bu arada sevgili Pınar Ergüner'e avukatı telefon açıyor. Arkadaşıymış. Beni mahkemeye vermek istemişler. Avukatı demiş ki, ya bundan bir şey çıkmaz. Cümle hakaret değil. Ama Ebru Hanım'la Tayyar Bey'i konuşturmak istiyoruz. Dedim ki, ne zaman arzu ediyorlarsa, hangi dakika arzu ediyorlarsa, bu kadar böyle telefonumu verirsiniz, beni ararlar. Bu arada da soruşturuyorum. Bir şey var mı? Abi diyorlar, var. Ama çözemiyoruz mevzuyu, nedir ne değildir diye. Ve iş geldi gitti. Geçtiğimiz akşam bu ikilinin araba içinde çekildiği noktaya. Ve sonrasında bir telefon trafiği başladı. O fotoğraflar çok kötü de, o fotoğrafları kullanmayın da, biz size yarın akşam yan yana görüntü verelim de falan. Devamlı bir pazarlık yapılıyor. Doğru mu kardeşim? Doğru. Şahit misin bu söylediklerime? Doğru. Sercan yukarıda şahit mi bu söylediklerime? Evet. Tamam mı? Ben de toplantıya girmeden, yayına girmeden önce dedim ki, beni hiçbir gazetenin yaptığı pazarlık ilgilendirmiyor. Yarın gazeteyi açarız ve bizim elimizdeki görüntüyü başka bir yerde görürsek mesleğimize ihanet ederiz. Biz bunu yayınlayalım. Evet. Ve son dakika genel müdürümüz Anılcan ne dedi? Evet, bu görüntüleri yayınlayalım. Evet. Ve benim olmadığım akşam haber siz çektiniz bu görüntüleri. Evet, haber beklemez. Haber beklemez. Haberin de pazarlığı şimdi olmaz. Biz onların suyuna akmadık ya. Onların bu tezgahına gelmedik de çektiğimiz bu görüntüleri verdik ya. Hürriyet'in Çeşme'deki muhabirine bu fotoğrafları verdiler. Özel poz verdiler. Evet. Şimdi. Bu neye nispet mi yani, nedir yani? Nispetten de geçtim. Ne yani? Biz söyledik diye mi Cedi Osman'la Ebru Şahin arasında bir şey oldu?
Ulan bunlar söylüyorlar. Ya biz bir bakalım, biz hakikaten birbirimize yakışıyor muyuz mu dediler. Bir deneyelim mi dediler. Biz manyak mıyız, ruh hastası mıyız ki geldik buraya masaya da hiç olmayan bir konunun üzerinde fikir teyatisinde bulunduk. Bir şeyler anlatmaya çalıştık insanlara. Şimdi menajeri diyor ki abi bana ağır küfürler ediyorlar. Senin arka baş, sen beslediğin köpeği sararsan dün beni ısırıyorlardı, bugün şimdi seni ısırırlar. Ebru Şahin'in bir açıklaması var. Onu da okuyalım, öyle yorumunuzu alalım. İlk açıklamasından gelelim. Ha. Çünkü bize orada yani onu... gazetecilere meslek öğretiyor, adab öğretiyor, terbiye öğretiyor. Evet. Şimdi ben bu son açıklamasını okuyayım. Önceki açıklamasını da hatırlatalım. Cedi Osman da açıklama yaptı mı? Evet. Yalanladı mı ilişkiyi? Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor diyerek Ebru Şahin de çıkan haberleri yalanladı. Ama şimdi diyor ki, hemen okuyorum, arkamızda da görüyorsunuz. Böyle bir açıklama yapmak durumunda kalmak istemezdim ama yorum ve mesajlarınıza istinaden birkaç şey söylemem gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak bu kez okuduğunuzu yorumlamanızı değil, ne yazdığımı ve beni net olarak anlamanızı rica ediyorum. Bundan yaklaşık 2 hafta önce yazdığım yazı her gün başka biriyle adımın geçmesine ve asılsız haberler yaratıp şahsıma dair kullanılan üsluba verdiğim tepkiydi. Şu anda bildiğiniz ilişkim de dahil o zaman yazılanların her satırı yanlıştı. Bu nedenle o dönem söylediklerimin arkasında olduğum gibi şimdi de gerçek olanla karşınızdayım. Bana özel hayatımı bu kadar konuşacak kadar değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyor. Sizin de mesleki ve özel yaşantınızda bunlara gerek duymadan değer bulmanızı diliyorum. İşinizi yapmanıza saygı duyuyorum ve sanıldığı gibi kaçmadan az da olsa bunca zamandır duyduğum bu saygının karşılığını bekliyorum. İşini etik ve ahlak içinde yapan tüm gazeteci arkadaşlarımıza hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. İyi niyetini ileten herkese de sevgiler diyor Ebru Şahin. Evet, Ebru Şahin bu açıklamasını birine yazdırmış. Altına da dikkat ederseniz başka bir yazı karakteriyle adını soyadını eklemiş. Evet. Belki de menajeri veya sosyal medyasını yapan arkadaş yaptı. Evet. Cümlenin sonu. İşini etik ve ahlak içinde yapan tüm gazeteci arkadaşlarımıza hassasiyetinden dolayı teşekkür ederim. Sizin suyunuza gidip istediğiniz fotoğrafı çeken arkadaşlardan mı bahsediyorsunuz? Tükürürüm onların yaptığı mesleğe, yaptığı etiğe. Eğer bundan bahsediyorsan etik diye. Etik senin etik anlayışın. Bu fotoğrafı çeken arkadaşımın hiçbir kabahati yok. Fotoğraf Salih, haberdir. Salih, ama tezgahla iş olmaz. Biz daha 3 gün öncesinden ne biliyoruz? Siz o fotoğrafları yayınlamayın, biz size fotoğraf çektiririz. Biliyor muyuz kardeşim? Bana hiç kimse bugün el ele çekilmiş olan fotoğrafın kurgu olmadığını kabul ettiremez. Kurgu. Kimse kabul ettiremez. Kurgu. Ben niye üzülüyorum biliyor musun? Kurgu. Bugün dahil şurada en az 500 tane mesaj var. Ben bu insanlara üzülüyorum. Bunları televizyonda seyredip bir şey zannediyorlar. Bunları gerçekten göründükleri gibi zannediyorlar. Bunlara inandıkları için işini yapan insanlara küfür kafir hakaret eden bir tayfaya üzülüyorum. Hala bana bugün benim 2 tane genç kızım var, keşke o kıza bunları demeseydin diyen annelere üzülüyorum. Evlatlarına örnek gösterdikleri yaşamlar üzerinden gerçekten üzülüyorum. Bu söylediklerinde sonuna kadar haklısın. Ebru Şahin kim? Bana parmak sallayacak ve bana mesleğimin etik kurallarını öğretecek. Mümkün değil. Ona haddi yok. Ona haddi yok. Ebru'nun bu ekibinde de o zihniyette adam varsa bu sözlerim onlara da. Hiç kimse bize işimizi parmak sallayarak öğretemez. Eğer bir dertleri varsa ana Çağlayan adliyesi orada. Hukuk onlar için de benim için de. Kesinlikle haklısın. Hadi bakalım gidelim, kim haklıymış görelim. Kim? Ki zaten bugün bütün Türkiye mesleğini ahlakıyla yapan gazetecilerin ne kadar doğru ve dürüst olduğunu gördüler. Çok doğru. Çok doğru. Benim rüzgarım sert olur diyen kimdi? Daha öncesinde benim o kadar rüzgarım sert esmiyor dedi. Aslında şuna tepki göstermişti. İkisini de yalan, yani sabah Oğuzhan Koç'la akşam Cedi Osman'la yazıldı diye buna tepki gösterdi. Diyebilirsin eyvallah ki siz aynı gün 2 kişiyle adım aldığınız zaman ben şu anda bir birliktelik yaşıyorum ve ayıp oluyor. Hepinize sevgiler dese bitecek ama yani zaten Ebru Şahin'in şu anda hani kırılabilir, darılabilir, bazen gerçekten canını sıkan haberler olabiliyor. Ebru Şahin'e gelene kadar işte Cem Yılmaz ve Serenay'ı birazdan konuşacağız. Üzerlerine o kadar gidildi. Ya Kenan Doğulu şeyde, ben saat. Bak ya. Serenay Sarıkaya'da bir açıklama yaptı ama Ebru Şahin şu anda etikmiş, gazeteciler dürüst işini yapsınmış falan diyecek durumda değilsin. Orayı bir geçecekler. O birazcık artık orayı yani bir geçecekler. Ebru Şahin şu anda
Zaten fazla bence hep ilk günden beri söylüyordum. Çok ısınamadığım, fazla abartılan bir oyuncu. Ya sanatsal geçmişi nedir? Kaç tane dizide oyuncu aldı? Ya emek veriyor falan ama ısınamıyorsak da birine bir şey çıkıyor. İşte bu tavrı falan filan. Ya mutlu olun zaten. Ha dersin ki sabah akşam ayrı kişilerle yazdınız beni. Ben de buna üzüldüm de ki Cedi ile de birlikteyim de. Ama yalanladın. Şimdi bugün diyorsun ki ben o gün o haberlere karşı çıkmıştım ama falan. Ama. Ne değişti? Yani ne neyse. Ne değişti? Gece yattık sabahleyin kalktık. Bizim var dediğimize yok dedi. Bir gece yattık sabah kalktık var olduğunu gördük. Evet. Ne değişti? Toparlayalım. Biz arabada çektik. Yayınlanmasın. Biz size başka şey çektirelim dediler. Ne alakası biz var? Biz mi teklif ettik onlar mı teklif ettiler? Onlar teklif ediyor. Neden? Onu da anlamadık yani. Onu yayınlamayın onu verelim falan. Proje bu mu yoksa? Proje bu mu yoksa? Ha, proje başka Cedi, bir şey mi? Cedi kullanılıyor mu? Bunun adı aşk mı? Yoksa Cedi bir hafta sonra tatilini yapıp dönecek hanımefendi ne olacak? İstanbul'da. Bir şey daha söyleyeyim. 30 saniye hemen geçeceğiz. Murat Fande'ye geçmemiz lazım. Biz işte Recep ve Halil Çilingir Çeşme'de bunu yakalayıp arabada görüntülemeselerdi. Biz daha Cedi Osman'la falan bilmeyecek. Biz hala acaba öyle mi böyle mi diyecektik yani. Tabii. Neyse. İstedikleri gibi kurgulayacaklar ve istedikleri gibi servis edeceklerdi. Oyunları bozuldu bizim bunu çekmemizde. Allah işte uçan kuştan hiçbir şey kaçmıyor efendim. Şimdi bizim